Ümit Özdağ basın toplantısında İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İyi Partili Ümit Özdağ dün Twitter hesabından yarın saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenleyeceğim basın toplantısında önemli konuları kamuoyuyla paylaşacağım mesajını paylaşmıştı. Düzenlediği basın toplantısında İyi Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme devam ediyor. Akşener istediği kadar inkar etsin. HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır diyen Özdağ şöyle konuştu. mensupları İYİ Parti Akşener'in Ahmet Erozan'ı görevlendirmesiyle CHP, HDP, Saadet Partisi ile 2018 seçimleri öncesinde CHP'li Profesör Doktor İbrahim Kabuğlu'nun başkanlığında bir anayasa üzerinde çalışmıştır. Esasen böyle bir anayasa çalışmasının varlığını benim tarafımdan değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu tarafından kamuoyuna defaatle açıklanmıştı. Ben sadece Akşener'den İbrahim Kaboğlu'nun bana ilettiği anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşarak İyi Parti'nin yetkili organlarına bilgi vermeden nasıl böyle bir anayasa çalışmasının içerisine partiyi sürüklediğinin hesabını sordum. Ben sadece anayasanın ilk dört maddesini değiştiren bir taslan söz konusu olduğu bir masada yer almayı nasıl kabul ettiklerini sordum. Akşener istediği kadar inkar etsin, İyi Parti'nin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde HDP ile 2018 genel seçimlerinin ikinci tura kalacağı varsayımıyla kirli bir anayasaya çalışması yapılmıştır. FETÖ'cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos'u Türkiyelerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, Atatürk'ün Türk milleti anlayışını kabul etmeyen siyasi omurgasızlarla, HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini ve keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini, belki de en önemlisi büyük umutlarla büyük riskler alan Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Akşener, beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener'le birlikte kurucusu olduğum, kurucular kurulunu kendisiyle birlikte oluşturduğum İyi Parti'den istifa ediyorum.